Selamlar, ben Gamze. 4.3 başlangıç bannerları, dört yıldızları, silahları vesaire belli oldu. Şimdi onları konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Navia geliyor. Başlangıçta Ay'a kadar Riran görüyor. Önce beş yıldız karakterlerimizle ilgili şöyle bir konuşalım. Navia ile ilgili çok bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü resmi olarak açıklanan bir şey yok. Yani hani sayıları vesairesi açısından arkadaşlar. Onu bir görmek istiyor. Ben her zaman resmi olan e, bilgilerden bahsettiğimden dolayı kanalda. Ya karakterin en iyi halini konuşmamız için metasal açıdan değerlendirdiğimden dolayı sayılarını falan da bilmemiz gerekiyor. Kendisi bir hasar çıkarıcı karakter olarak gözüküyor. O sebepten dolayı da karakter çıktığı zaman rehberinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz Naviyayı. Eğer ki bir hasar çıkarıcıya ihtiyacınız varsa birazcık bekletin wish'lerinizi. Eğer istediğiniz gibi bir karakterse o zaman Naviya'ya yapıştırırsınız. Ayaka da aynı şekilde hasar çıkarıcı bir karakter. İkisinden hangisi sizin için daha iyi olacaksa mesela hangisini takımını kurmanız için. Atıyorum elinizdeki e, silahlar olur, yadigarlar olur, takım arkadaşları olur. Hangisini kurmanız daha rahatsa ikisinden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Belki de umarım da Navia iyi bir karakter olarak çıkar. Şimdi e, Ayaka ile ilgili ama daha detaylı bir şekilde konuşabiliyoruz. Rehberi de var zaten kanalda. Ayaka dediğim gibi e, alanda hasar çıkaran bir karakter kendisi. E, sadece şöyle çok güçlü bir karakter. Ee, Şenha'nız varsa çok 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 daha iyi olur sizin için ve e, şöyle bir sıkıntı var sadece genelde Freeze donma takımlarında çok daha iyi çalışan bir karakter olduğundan çok esnek değil yani donmada en iyi potansiyelini gösteriyor. 4 yıldız karakterlerle de iyi anlaşıyor aslında. Kurması da rahat. Blizzard Strayer neydi bu kış gezgini artık ya diğer kutularından falan çıkabiliyor. O şekilde elinizde belki vardır da güzel parçalarınız. Ayakaya böyle rahatlıkla e, dizebilirsiniz bunları. Üretilebilir silahları da eline verebiliyorsunuz. Elinizde duran dört yıldız silahlarınız varsa onlardan da kullanabildiği seçenekleri var. Üstüne değinilecek takım yıldızlarını konuşmak gerekirse de tamamen takım yıldızı almadan da karakter çok güzel bir şekilde çalışan bir takım yıldızı. Ama takım yıldızları onu güzel güçlendiriyor. Mesela ilk takım yıldızı ekstra buz dalgaları gönderdiğinden daha büyük düşmanlara ya da birazcık daha tam olarak toparlayamadığınız yanlara Kaymış düşmanlara... E, Burst'ü sırasında... Patlaması sırasında... Daha rahat vurmanızı sağlıyor mesela... Üçüncü takım yıldızı... Asıl hasar kaynağı... Element patlamasına seviye atlatabildiğimizden dolayı... Yani onun seviyesini yükseltebildiğimizden dolayı... Güzel diyebileceğimiz bir takım yıldızı... Üçüncü takım yıldızı... Direnç kırmasını sağlıyor karakterin... Daha fazla hasar demek bu... O sebepten dolayı güzel bir takım yıldızı... Altıncı takım yıldızı da... Hasarını uçuruyor zaten <laughs> yani... İyi takım yıldızları var... Eğer erken bir takım yıldızı istiyorsanız... İzliyorsanız da ilk takım yıldızını düşünebilirsiniz. Birazcık daha gidebilirim derseniz de. Alt, ne altıncısı ben? <laughs> birazcık daha gidebilirime bak. Üçüncü takım yıldızını düşünebilirsiniz. Genel olarak Ayaka ile ilgili bu şekilde yorum yapabiliyoruz sanırım. Nariyan'ın da çıkmasına az kaldı zaten. Onu da bu hafta umarım ki konuşacağız. Dört yıldız karakterlerimize gelelim. Candice ile başlayalım. Bu arada bu banner yani iyi bir banner aslında ya. Candice'ı orada görmezden gelirsek. <laughs> İyi bir banner. <laughs> Aslında neyse devam edelim. Um, Candice çok vasfı olan bir karakter değil. Karakterin asıl yaptığı şey düz vuruş yapan karakterlerin vuruşlarını e, güçlendirmek. Ama bunun için yani takıma Candice koymak çok verimli olmayabiliyor. Onun yerine genel bir işte hasar çıkarıcı koymak, genel bir buffer koymak ya da düz vuruşları güçlendiren başka bir karakter koymak. Mesela Yunjin gibi daha faydalı olabiliyor. Yani Candice rolünü çok iyi bir şekilde yerine getiremiyor ne yazık ki. Bir de kendisinin bir özelliği daha var. Element patlamasını kullandığı zaman kılıç, çift elli kılıç ve mızrak kullanan karakterlerin vuruşlarına su elementi yüklüyor. Bunu abi freeze takımında ya başka hiçbir alternatifiniz yoksa belki kullanmayı tercih edebilirsiniz. Hani buz falan yapsın diye işte kaya kullandığınız bir buz takımınız vardır, donma takımınız vardır diyelim. Hani koymak isteyebilirsiniz vesaire. Ama mesela Navia'da çalışmayacak bu. Çünkü Navia'nın element vuruşu aldığı zaman Navia düz vuruşlarına başka bir element kendi düz vuruşlarının üzerine geçemiyor. Çok iyi takım yıldızları yok aslında. İlk takım yıldızı element patlamasının süresini e, uzatıyor. Dördüncüsü enerji ihtiyacını birazcık toparlıyor diyebiliriz. Altıncı takım yıldızı ise Candace'ın da hasarını arttırıyor. Birazcık daha fazla su uygulayabilen bir karakter haline getiriyor kendisi. İşte düz vuruşlarını güçlendirmek için Ayato takımına falan koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani zaten bu takımlara koyabileceğiniz başka daha, daha iyi alternatifleriniz ne, ne, yazık ki var. Çıktığı günden beri güçlenmesini bir şekilde değerlenmesini beklediğim bir karakter. Onu da zamanla umarım. Bugün. <laughs> Göreceğiz arkadaşlar. Gelelim Rosaria'ya. E. Rosaria e oyundaki en iyi dört yıldız karakterlerimizden. Element becerisiyle takıma crit sağlayan bir karakter. Herhangi bir takımınızda neredeyse herhangi bir takımınızda <laughs> destek karakteri olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir karakter. Oyuna çok yeni başladıysanız ve henüz böyle sizi taşıyabilecek güçlü bir e, karakteriniz yoksa da fiziksel olarak da kullanabileceğiniz güzel bir taşıyıcı karakteri en başlarda Sonrasında ama değeri düşer o açıdan yani onun o şekilde kullanabilmeniz için yanına çok iyi destek karakterleri e, koymanız e, gereken bir karakter haline gelir. Zaten destek karakteri olduğu için eline genelde favonis verip geçiyoruz böyle durumlarda. İkinci takım yıldızı element patlaması süresini uzatıyor. Altıncı takım yıldızı ise fiziksel karakterleri de baflayacak ba ba bir e, destek karakteri haline getiriyor onu. O sebepten dolayı iyi bir karakter yani. Kurması da kolay işte klasik emblem veriyoruz. Kader parçalanan kader emblemi, emblem, emblemi veriyoruz. Nobles verebiliyoruz. Asil minnettarlıktı sanırım Türkçesi. Güzel bir şekilde kurabiliyoruz karakterimize Rehberi de mevcut. Reverse Melt dediğimiz takımları da koyabiliyoruz. isterseniz bakabilirsiniz. Scrooge çok iyi bir Karakter yani oyundaki en 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 iyi 4 yıldız karakterlerden. Başında gelir yani. yani bu oyunda kapıştığı diğer karakter Kazuha onun. Önce takım yıldızlarından bahsedeyim. Öyle yorumumu yapayım. İlk takım yıldızında element becerisini ekstra tekrardan kullanabiliyor. O açıdan iyi. İkinci takım yıldızında element patlaması süresini uzatıyor. Altıncı takım yıldızında ise emiklediği element için... Tüm takıma element hasar bonusu sağlıyor. Kazuha oluyor yani. Şimdi e, Kazuha'dan bahsedeceğim. Yani genel senaryolarda Kazuha Skrozz'dan daha iyi bir karakter. Evet ama bazı takımlarda senaryolarda bunlar çok metasından bahsediyorum. Skrozz Kazuha'nın önüne geçebiliyor. Ama yani Kazuha'nız yoktur vesaire. Sucrose'da gayet mutlu olursunuz. Mükemmel bir karakterdir. Rehberi zaten var. Ve Sucrose rehberimiz de çok güncel bir rehber bu arada. Aklınızda bulunsun bakabilirsiniz. Sizi mutsuz etmeyecek kasmanız zaten Zaten kasması kolay ama kastığınızda da sizi mutsuz etmeyecek bir karakterdir kendisi diyerek. 5 yıldız, hani 5 yıldızı silahlarımıza <laughs> geçebiliriz. Atladığım bir şey yoktur diye umut ediyorum karakterlerde. Şimdi Silahı belli oldu Navia'nın geçen günlerde, bu şekilde crit oranı sağlıyor, temel saldırısı yüksek. Ee, ilk eline taktığımız zaman saldırısını yüzde %20 kadar artırıyor. Bunu biz siyah yapamıyor muyuz ya? Bu neden böyle? <laughs> yeni var çok fazla girmediğim bir site sanırım. <laughs> ben beyaz olduğunu yeni mi fark ettim? Neyse. Ee, sadece şöyle bir olayı var. Aslında çoğu karakterin eline e, sırf stat içinde vermek isteyebileceğiniz bir karakter ama pasifinin geri parçasında kristalleşme tepkimesi yapmış olduğunuz bir takımda olmasını e, tercih edeceğiniz bir e, silah tabii ki. O zaman da element becerisi hasarını arttırıyor yine. O şekilden yani yine böyle her çift elli kılıç karakterine olabilecek bir e, silah değil. Tüm pasifi de e, düşünülünce. Diluk birazcık daha mutlu olabilir mesela bir çift elli kılıç kullanıcısı olarak ama kötü bir silah olduğu söylenemez. Daha genel Claymore'larımız çifteli kılıçlarımız var sadece Ayaka'nın silahına ge gelir isek de Ayaka'nın silahı çok genel bir silah gerçekten karakter örneği vermeye bile gerek yok İstediğiniz bir 4 yıldız 5 yıldız yani kılıç kullanıcı herhangi bir karakterinize gözünüz kapalı bir şekilde verebilirsiniz çünkü pasifini kullanmak için de çok fazla şey istemiyor sizden gayet güzel e, stat sağlıyor o açıdan dolayı çok iyi bir 5 yıldız silah bu eğer ki böyle herhangi bir karakterinizin elinde silahı olmadığı için güçsüz olduğunu düşünüyorsanız ya da yeteneklerini ya da takımını daha fazla kasabilecek durumda değilseniz o yüzden silahını silah verirseniz daha güçlü olur, bu takım dengelenir dediğiniz noktada gayet severek kullanmak isteyeceğiniz bir silah bu silah ve açıkçası eğer ki Claymore karakterleri de kullanıyorsanız Navia düşürmek istiyorsanız vesaire bu silah bannerını de belki denemek isteyebilirsiniz 5 yıldızlar açısından, hesabınız açısından faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Yani öyle bir hesabınız varsa atıyorum yani diğer Claymore silahlarınız elinizde varsa bu silahı düşürmeniz çok fazla bir şey ifade etmeyebilir sizin için ya da işte Claymore karakteri kullanmıyorsanız bu silahın bu banner'da olması sizin için çok üzücüdür. Yani sonuçta arkadaşlar silah banner'ı gerçekten büyük bir e, kumar. Yani e, çok fazla wish emikleyen bir şey. O sebepten dolayı birazcık daha harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Silah benarı açısından. Geldik. Moon's Moon. Neydi bu? Moon'un ayı. Yayı. A yok ayı. Evet. <laughs> Şimdi şöyle bunu Akko'nun kılıcıyla beraber değerlendireceğim. Silahların ikisi de saldırı yüzdesi sağlıyor. Ve element patlaması enerji ihtiyacı. Yani yüksek olan takımlarda daha fazla işe yarıyorlar. Çünkü ona göre kullanan karakterin element patlamasını güçlendirecek e, buff sağlıyorlar. Yani zaten mesela bu e, silahları element patlaması kullanmayacağınız herhangi bir karaktere vermek istemezsiniz ama eğer ki bu şartları ka karşıladığınız zaman yani mesela işte Beidou'a Comeru çok sever. Chongyun kullanıyorsanız duruma göre verebilirsiniz. Um, yay yani belki Saraya verirsiniz elinizde başka bir seçeneğiniz yoksa Ganyu sever bu yayı. Elinizde yine başka seçeneğiniz yoksa ya. <laughs> Ee, anlık burst hasarının daha fazla olması için falan vermeyi tercih edebilirsiniz takımınıza göre bu şekilde kullanabilirsiniz Dragon's Bane Ejder laneti. Ya bu sanki bir e, banner önce bu silah buradaydı gibi hatırlıyorum ben ya bunu sürekli buraya mı koyuyorlar? Neyse bu güzel bir mızrak arkadaşlar. Yani hala Huta çok güzel kullanıyor. işte Raiden Shogun çok güzel kullanıyor. Hayfu Bloom takımlarında, aşırı çiçeklenme takımlarında özellikle Melt, Reverse Melt, Rosaria'ya verebilirsiniz. Açıkçası Dragon's Bane'i güzel bir silah. Shanling'in de eline verebilirsiniz. The Catch gerçeği var ama The Catch'i hala yani yakalayan mızrak, bu balıkçılıkla aldığımız mızrak hala almadıysanız verebilirsiniz. Dragon's Bane'i yine mutlu olur shiny. Güzel bir silah aslında. Flüt yani çok e, basic bir silah. Çok fazla kullanım alanı e, yok. Ama işte Ayato e, Keqing gibi karakterler Ellerinde başka seçenekleri yoksa onların eline verebilirsiniz. Ama daha iyi imkanınız olduğu, daha iyi seçenekleriniz olduğu sürece de çok fazla herkesin eline yapıştırayım diyebileceğiniz bir silah değil ne yazık ki. Aquamaru ve Moon's Moon dışında, bu iki silah dışında bunlar bu arada her banner'dan çıkıyor. Onun da hatırlatmasını yapayım. Sadece bu iki silah. Banner özel silah Banner özel silahları Favonius'tan da bahsedelim bu arada e, Katalizör silahımız Favonius serisi silahı yani <laughs> çok güzel bir silah e, herhangi bir destek karakterinizin hatta duruma göre e, hasar çıkarıcı karakterinizin eline verebilirsiniz Genel olarak sacrificial tercih ediyoruz biz element becerisi de element ustalığı da sağladığından dolayı Scroza ama yok elinizde Favonius yapıştırırsınız. Naida'nın eline yapıştırırsınız, Bai'zun'un eline yapıştırırsınız, ona yapıştırırsınız, buna yapıştırırsınız, gün gelir siz kendi elinize yapıştırırsınız öyle bir silah bu silah. Aklınızda bulunsun ee, Favonius yani. <laughs> Genel olarak banner'larımız bu şekilde diyebiliriz. Bence kötü banner'lar değil bu arada silah bannerına çok bayılmadım ama açıkçası hani bu silahları çok bekleyen insanlar da olduğundan dolayı okey diyebilirim silah bannerında aslında beğenilmeyecek bir şey de yok yani bence ortalamanın üstü Bannerlar diyebiliriz bu bannerlara böyle hani karakterlerin kullanımı vesairesi açısından böyledir hepinize bol şans diliyorum dileklerinde umarım videomda sizlere yardımcı olmuştur beğendiyseniz beğene tıklamayı kanalı takip etmek istiyorsanız da abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın klasik youtuber hatırlatmasını yapayım yorumlarda da siz ne yapacaksanız so <laughs> siz ne yapacaksınız söyleyin siz ne yapacağınızı söylerseniz beni e mutlu edersiniz bay bay